Merhaba, ben Oğul Türkkan. Son dönemde gastronomi konusunda çok konuşuluyor, çok yazılıyor ve çok paylaşım oluyor. Peki bugün yaşadığımız gastronomi, yani bugün yediğimiz mutfak eskiden beri böyle miydi? Yani salçalı yemekler Anadolu mutfağının temel yiyeceklerinden biri mi? Ya da Amerikalılar ezelden beri kahve içiyorlar mıydı? Ya da bu yiyeceklerin, içeceklerin tarihteki etkileri ne oldu? Aslına bakacak olursanız dünya tarihinde yiyecek ve içeceklerin çok büyük etkileri olmuştur. Mesela o meşhur Boston Çay Partisi ki sonucu Amerikan devrimi oldu, tamamen çayın üzerine kurulmuştur. Bu nedenden dolayı, daha doğrusu İngilizlerin Amerikalılardan aldıkları vergilere isyan eden Amerikalılar bağımsızlıklarını ilan ederler. Bütün çayları, İngiliz çaylarını denize dökerler ve ardından dikkat edin bugün bütün Amerika çaya göre kahveyi tercih eder. Peki bu kahve Amerika'da var mıydı? Hayır, bu kahve Amerika'da yoktu. Bu kahve ta Habeşistan'dan sonra Yemen'e, oradan da bütün dünyaya Osmanlı sayesinde yayıldı. Yiyecek bizim için, içecek bizim için çok önemli. Çünkü günlük faaliyetlerimizi sağlıyor. Onun için kaloriye ihtiyacımız var. Biz bunu bugün lezzet diye yesek de temelde lezzetten çok hayatta kalmak için, çoğalabilmek için yediğimiz, içtiğimiz unsurlar bunlar. Mesela ilk bira nerede yapıldı? Belki de şunu söyleyebiliriz. Dünyada gastronominin temeli Göbekli Tepe'de atıldı. Çünkü insanoğlu avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene ilk defa geçti ve yavaş yavaş ortaya reçeteler çıktı. Ve bu kültür bütün dünyaya Anadolu'dan yayıldı. Birçok yemeğin de arkasında yine o coğrafyanın insanoğluna verdikleri vardır. İşte gastronominin dünü, bugünü ve yarını konuşulurken bahsettiğimiz unsurlar bunlar. Yani hangi yiyecek nerede doğdu, o coğrafyada nasıl bir etki yaptı, ardından diğer ülkelere nasıl taşındı, diğer ülkelerden çok kültürlere nasıl taşındı. Evet, bu keyifli konuyu konuşmak için buluşalım ve ağız tadıyla tartışalım.